Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti köylere kadar teşkilanacakları kararı alınmıştır. Bu kararla hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir. Mondros Ateşkesinin uygulanmasını hızlandırma, milli mücadelenin tabanını genişletme, ulusal direnişi bütün yurda yayma. Evet sorumuza baktığımızda arkadaşlar Sivas Kongresi'nin toplanış amacı neydi? E, milli mücadelenin programını daha da netleştirmekti. Bu bağlamda baktığımızda Mondros Ateşkes Antlaşması'nın uygulanmasını Sivas'ta ülkeyi kurtarmak için bir araya gelenler böyle aleyhte bir anlaşmanın uygulanmasını hızlandırır mı? Hızlandırmaz. Mantık hatası var zaten bunu alamıyoruz. Milli mücadelenin tabanına yayma neden ki Sivas Kongresi'ndeki insanlar milli mücadeleci insanlar değil mi? Bu milli mücadeleci insanlar köylere kadar gidiyorsa köylere kadar gidiyorsa demek ki tabana kadar genişletmeyi düşünüyorlar bu duygu ve düşüncelerini. Ulusal direnişi bütün yurda yayma biliyorsunuz arkadaşlar yukarıda görüyorsunuz köylere kadar gidiyorsa bu duygu ...daki insanlar ulusal direnişi Sivas Kongresi'nde alınan bu kararı bütün yurda yayıp ulusal direnişi ne yapıyor örgütlemeye çalışıyorlar. 2 ile 3 aynı doğrultuda cümleler olduğu için bir zıt yönde bir cümle olduğu için arkadaşlar alamıyoruz. Doğru seçeneğimiz 2 ve 3 D seçeneği olacaktır. Sivas Kongresi'nde manda ve himaye kesin olarak reddedilmiş, Anadolu'daki tüm cemiyetler bir çatı altında toplanmış ve İrade-i Milliye Gazetesi'nin çıkarılması kararlaştırılmıştır. Buna göre Sivas Kongresi'nin amaçlarına hangilerine yönelik faaliyetlerde bulunduğu savunulabilir. Evet, ee, kamuoyu oluşturma, birlik ve beraberliği sağlama, ulusal bağımsızlığı sağlama. Kamuoyu oluşturmayı yukarıdaki durumlar hangisiyle eşleştirebiliriz? Basını yayını kullanmayı kamuoyu oluşturma yani halkı bilinçlendirme olarak ne yapabiliriz? amaçlamış olabilirler diyebiliriz. Birlik ve beraberliği sağlama arkadaşlar yine basın ve yayın yolu oluşturarak kamuoyu oluşturarak bir başka ifadesiyle birlik ve beraberliği sağlamak ne yapılmak hedeflenmiştir diyoruz burada. Ve tüm cemiyetler bir çatı altına toplanıyor. Tek e arkadaşlar çatı yine birlik ve beraberliği yönelik söyleyebileceğimiz diğer bir durum. Ulusal bağımsızlığı sağlama ve arkadaşlar yukarıda manda ve himaye kesin reddediliyor bakın arkadaşlar. Dolayısıyla ulusal bağımsızlığı sağlanıyor. Yani başkasının himayesini yaşamak değil ya istiklal ya ölüm çerçevesinde alınmış bir cümle. Bu bağlamda baktığımızda 1-2-3 doğru seçeneğimiz e seçeneği olacaktır diyoruz. Sivas Kongresi'nin ilk oturumunda kongre üyeleri hiçbir siyasal partiye bağlantıları olmalarına dair yemin etmişlerdir. Kongre üyelerinin bu şekilde hareket etmeleri aşağıdaki hangisinin sağlanmak istenmesiyle açıklanabilir. Laik yönetimin, sosyal eşitliğin, milli birlik ve beraberliğin, saltanata bağlılığın, ulusal egemenliğin. Evet Sivas Kongresi arkadaşlar milli mücadelenin ikinci kongresidir biliyorsunuz ve buradaki insanlar yurdun dört bir tarafından gelmişlerdir ve bu gelen insanlar hiçbir siyasi partiye bağlı olmadıklarını göstermişlerdir. Özellikle burada böyle bir yemin etmelerini istenmesinin sebebi arkadaşlar biliyorsunuz insanlar e, Türk tarihinde ilk kez çok partili hayatı ikinci meşrutiyette geçilmişti. İttihat Terakvi Partisi, Ahrar Fırkası, Hürriyet ve İtiraf Fırkası gibi ve insanlar bu şekilde fırkalara ayrılıp aralarında, aralarında farklar oluşturmuşlar. Bu da birlik ve beraberliği bozmuştu. İşte milli mücadele için bir araya gelen bu Sivas Kongresi'ndeki insanların aralarında tekrar fark ayrılık oluşmaması için böyle bir yemin ettirmişlerdir. Amaç birlik ve beraberliği sağlamaktır. Çünkü önce düşmanı yurttan atmak için birlik ve beraberliğe ihtiyaç vardır. Doğru seçeneğimiz C seçeneği. Sivas Kongresi'nde milli mücadelenin yayın organı olarak İrade-i Milli adıyla bir gazetenin çıkarılması kararlaştırılmıştır. Bu durum aşırı hangisine önem verildiğini göstermez milli mücadelenin propagandasının yapılmasına, kamuoyunun bilinçlendirilmesine, işgaller karşı direnişin yaygınlaştırılmasına, uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine, kongre kararlarının duyurulmasına. Arkadaşlar gördüğümüz Sivas Kongresi'ndeki bu yapılan çalışma iç politika ile alakalı bir çalışmadır diyoruz. Bu bağlamda sorumuza baktığımızda milli mücadelenin propagandasının yapılmasına bu ne alakalı iç politika yönelik halka yönelik içeride yaşayan kamuoyunun bilinçlendirilmesine yine içerideki halka yönelik iç politika işgallere karşı direnişin oluşturulması yine içerideki halkın bilinçlendirilmesi kongre kararlarının duyulmasına kime duyuracak bu kongre kararı içlerdeki halka uluslararası işbirliğine gidilmesi bu daha çok arkadaşlar dış politikayla alakalı o yüzden gösterilemez dediği için doğru seçeneğimiz D seçeneği olacaktır. Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti altında tüm milli cemiyetler birleştirilmiştir. Bu durum yargıların hangilerini doğrular? Yerel milis güçler ortadan kaldırılmıştır. Anadolu'daki bağımsızlık mücadelesi tek çatı altında toplanmıştır. Milli mücadele içerisindeki fikir ayrılıkları tamamen ortadan kalkmıştır. Evet Sivas Kongresi arkadaşlar daha önceden oluşturulan düşmana karşı insanların milli duygularla oluşturmuş oldukları cemiyetlerin hepsi birleştirilmiştir. Adı ne olmuştur? Rumeli ve Anadolu müdafaa hukuk cemiyeti olmuştur. Bu bağlamda baktığımızda yargıların hangilerine ulaşılabilir? Yerel milli güçler, yerel milis güçler ortadan kaldırılmamıştır. Kaldırılmıştır ifadesi yanlış arkadaşlar. Birleştirilmiştir olacak değil mi? Birleştirilmiştir olacak. O yüzden bunu alamıyoruz. Top, Anadolu'daki bağımsızlık mücadelesi tek çatı altında toplanmıştır. Doğru mu? Doğru. Bu tek çatının adı nedir arkadaşlar? Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Doğru. Bunu çıkarabiliriz. Milli mücadele içerisinde fikir ayrılıkları tamamen ortadan kalkmıştır ifadesi yanlış arkadaşlar. Henüz daha Sivas Kongresi'nde arkadaşlar manda ve himaye düşüncesini savunanlar var. Artı bu bilgi hem yanlış hem yukarı göre zaten çıkarılamaz bu. Bize yukarı göre çıkarılacak olan yorum yalnız 2 B seçimidir diyoruz. Sivas Kongresinde görüşülen konulardan hangileri milletlerin kendi kaderini tayin hakkını verilmesi düşüncesine aykırıdır? İşgaller karşı direnme, milli cemiyetleri birleştirme, büyük bir devletin himayesine girme. Evet arkadaşlar büyük bir devletin himayesine girme ne demektir? Manda ve himayeyi savunmak anlamına gelir. Manda ve himayeyi savunmak. Manda ve himaye nedir? Bir devletin güçlü bir devletin himayesinde varlığını devam ettirmektir. Bu bağlamda baktığımızda işgallere karşı direnme. Milli cemiyetleri oluşturma milletlerin kendi kaderlerine tayin yönünde bir karardır. Bakın kendileri karar veriyorlar hareket ediyorlar. Ama büyük bir devletin himayesine girme görüşü Sivas'taki bu görüş nedir? Başkasının himayesinde yaşamaktır. O zaman başkasının himayesinde yaşayan bir millet kendi kaderini tayin edebilir mi? Hayır bu buna aykırıdır diyoruz. Doğru seçeneğimiz arkadaşlar nedir diyoruz? E, yalnız üç C seçeneğidir diyoruz. Sivas Kongresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi Anadolu Hareketi'nin yürütme gücünü kullandığının en güçlü kanıtını oluşturmaktadır. İstanbul hükümeti ile ilişkilerin kesilmesi, manda ve himayen kesin olarak reddedilmesi, Ali Fuat Paşa'nın Batı cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atanması, ve Mebusan Meclisi'nin açılmasının desteklenmesi, temsiliyetin üye sayısının artırılması. Evet karşımız arkadaşlar öncelikle yürütme ile ilgili bir şık arayacağız ve bu şık diğer şıklara göre daha kuvvetli olacak Sivas Kongresi'nde. İstanbul hükümeti ile ilişkilerin kesilmesi arkadaşlar yürütmeyi ile doğrudan ilişkilidir ama doğrudan olduğu net olarak söylenemez. Manda ve himayenin kesin olarak reddedilmesi bu yürütmeyle alakalı değil zaten direkt. Ali Fuat Paşa'nın Batı Cephesi komutan atanması dursun. Mebusan Meclisi'nin açılmasının desteklenmesi arkadaşlar yürütme biliyorsunuz e, ee, hükümettedir. Mebusan Meclisi açılacaksa orada oluşacak meclis bir hükümet oluşturacaktır. Bu da yine Sivas Kongresi ile çok arkadaşlar yürütmeyle bir alakalı durumu yoktur Sivas Kongresi'ne ait. Temsil heyetinin üye sayısının artırılması arkadaşlar yine bu da yürütme ile çok fazla bir alakalı yok. Yürütme ülke genelinde arkadaşlar ülke genelinde ne yapmaktır? Bir faaliyeti harekete geçirmektir. Bir durumu harekete geçirmek, karar alıp harekete geçirmektir. İşte C .H. seçeneğindeki Ali Fuat Paşa Batı Cephesi Kuvayi Milliye Komutanı olarak atanması. Atama işleri arkadaşlar yürütme görevidir. Eğer burada e, kanun çıkarılsaydı o zaman yasama derdik. Çıkan kanunu yürürlüğe koyma, işleri hale gelme, yürütme, bu kanunu uymayanları mahkemeye gönderme de yargıdır. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Yasama, kanun çıkarma, çıkan kanunları yürürlüğe koyma, yürütme, uymayanları mahkemeye gönderme yargıdır. Burada atama var arkadaşlar görüyorsunuz. Devlet için direkt yürütme var. Doğru seçiniz bu yüzden C seçeneği olacaktır diyoruz. ulus ve ülkenin kaderi üzerine alınacak kararların meclis denetiminde tutulması şarttır. Sivas Kongresi'nde alınan bu karar özelliklerini hangilerini sağlamaya yöneliktir? Ulusal iradenin egemen kılması, yürütme organının keyfi karar almasının engellenmesi, ulusal çıkarların korunması. Evet, ulusal Kongre olan Sivas Kongresi'nden arkadaşlar bir karar alınıyor. Bu karar ne? Ulus ve ülkenin kaderi üzerine alınacak kararlar Meclis denetimine sunulması şarttır. E meclis kimlerden oluşuyor? Ulusal iradeden oluşuyor arkadaşlar. Milletten oluşuyor bir başka ifadesiyle. Dolayısıyla meclisin bu yüzden açılması lazım. Sivas Kongresi'nde buna işaret ediliyor. Bu bağlamda baktığımızda ulusal iradenin egemen kılması hedeflenmiştir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü neden? Ulusal irade demek mebusan meclisi meclis demektir. O yüzden hemen işlendirebiliriz. Yürütme organının keyfi kararı almasının engellenmesi. Yürütme organı kim arkadaşlar? Hükümet değil mi? Osmanlı hükümeti. Hükümeti. Biliyorsunuz Osmanlı Anayasası'na göre hükümeti kim denetliyor? E, meclis denetliyor. E, meclis açılsın ki bakın meclis açılsın ve e, burada alınan kararlar hükümetin aldığı kararlar meclise sunulsun ki yürütme organı keyfi karar alması engellenmiş olsun. Yan yanlış yapılması engellenmiş olsun. Çünkü meclis hükümeti arkadaşlar denetliyor. Ulusal çıkarların korunması zaten arkadaşlar eğer meclis hükümeti denetleyecekse e, dolayısıyla hükümetin de yanlış karar alması engellenmiş olacaktır. Dolayısıyla da ulusal çıkarlar bu bağlamda da korunmuş olacaktır doğal bir sonuç olarak. Bir, iki ve üçüncü seçeneklerimiz olduğu E seçeneği doğru seçeneğimiz olacaktır. İstanbul hükümeti ve itiraf devletleri Sivas Kongresi'nin toplanmasını engellemeyen çalışmaları yapmışlardır. Buna göre yargıların hangilerine ulaşılabilir? İstanbul hükümeti ulusal menfaatleri anlamaktan yoksundur. İttihat devletleri ve hükümet kongreyi varlıklarını tehdit olarak görmüştür. Kongre engellemelerden dolayı bağımsızlık doğrusunda çalışamamıştır. Evet Sivas Kongresi arkadaşlar biliyorsunuz toplanmasına Amasya Genelgesi'ne karar verilmişti. Ama İstanbul hükümeti özellikle damat Ferit diyebiliriz arkadaşlar. Damat Ferit hükümet o dönemde ve itirat devletleri bu kongreyi engellemeye çalışıyor. Neden? Sivas Kongresi Anadolu'da yeni bir hareketin arkadaşlar varlığının en güçlü şekilde başlangıçlarından birisidir diyebiliriz. Bu alanda baktığımızda e, bu kongre engellenmeye çalışılıyor. İstanbul hükümeti ulusal menfaatleri anlamaktan yoksundur. Buna ulaşılabilir mi? ulaşılabilir. Neden? Sivas Kongresi niçin toplanmıştı? Kararlar neler alınmış arkadaşlar? Milli mücadele yönünde yurdun düşmandan kurtarılması için oluşturmuş bir kongreydi. Eğer İstanbul hükümeti böyle bir kongreyi engelliyorsa demek ki ulusal menfaatleri anlamaktan yoksundur diyebiliriz. İtirah devletleri ve hükümet kongreyi varlıklarına tehdit olarak görmüşlerdir. Neden? Anadolu'da yepyeni bir hareket çıkıyor. Anadolu'yu kontrolü ele geçiriyor. Dolayısıyla itirah devletleri hükümet bu yeni hareketi kendilerine tehdit olarak görmüşler ve engellemeye çalışmışlardır diyoruz. Kongre engellemelerden dolayı bağımsızlık doğrultusunda çalışamamıştır. ifadesi bu bilgi yanlıştır arkadaşlar. Kongre Tüm engellemelere rağmen toplanmış az sayıda insan tarafından da olsa toplanmış milli mücadele yönünde karar almıştır diyoruz. O yüzden e, yukarıya göre ulaşılabileceğimiz 1 ve 2'nin olduğu C seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacaktır diyoruz. Sivas Kongresi'nin sonuçlarına hangilerinin doğrudan Amasya görüşmelerine giden süreci hızlandırdığı söylenebilir. Manda ve himayenin kesin olarak reddedilmesi. Damat Ferit Paşa, Damat Ferit Paşa hükümetinin düşürülerek Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulması. Milli cemiyetlerin bir çatı altına birleştirilmesi. Evet sorumuz arkadaşlar. Sivas Kongresi'nin Amasya görüşmelerini giden yolu hızlandırdığı söyleniyor. Şöyle bir hatırlarsak konumuzu. Sivas Kongresi'nin başlangıcını İstanbul hükümeti damat Ferit engellemeye çalıştı mı? Çalıştı. Ama tüm bu engellemelere rağmen az sayıdaki insan da olsa yani o toplam 39 kişi tarafından da olsa bu kongre toplanmıştı. Tüm engellemelere rağmen. Bundan sonra arkadaşlar kongreden sonra da Mustafa Kemal İstanbul hükümetini ile her türlü ilişkiyi kesmişti temsil heyeti başkanı olarak. Dolayısıyla da bu Anadolu ile irtibatı kesilen Damat Ferit hükümeti düşmüştü. Ve bunun yerine biliyorsun hükümet düşünce yeni bir hükümet kuruluyor. Al Rıza Paşa hükümeti kuruluyor. Ve Al -Rıza Paşa hükümeti Mustafa Kemal'i heyetinin başkanını arıyor. Ve yeniden Anadolu ile diyalog kurmak için Amasya'da görüşmek istiyor. İşte bu durum arkadaşlar ne diyoruz biz? şu yukarıdaki Sivas Kongresi sonundaki bu gelişme karşısında yaşanan durum milli mücadeleci ve İstanbul hükümetini Amasya görüşmelerinde birleştirmiştir diyoruz. Diğer seçeneklerimiz arkadaşlar doğrudan dediği için alamıyoruz. Yalnız 2B seçeneğimiz olacaktır diyoruz. Sivas Kongresi'nin manda ve himayek asla kabul edilemez. Milli kuvvetleri etkili milli iradeye hakim kılmak esastır. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığını tehdit etmediği müddetçe yabancı devletlerin ekonomik yardımları kabul edilecektir. Kararlarına hangilerinin 1. TBMM döneminde Türkiye'nin dış politika ilkeleri arasında yer aldığı söylenemez. Evet. Manda ve himaye kabul edilemez. Manda ve himaye neydi? Bir başka devletin egemenliğinde yaşamak. Dolayısıyla dış politika ile alakalıdır diyoruz. Milli kuvvetleri etkili, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bu daha çok nereye yönlenmiş bir söz? İç politika yönelik, içerideki halkı harekete geçirme yönelik bir politikadır arkadaşlar. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığını tehdit etmediği müddetçe yabancı devletlerin ekonomik yardımları kabul edilecektir. Direkt dışarıdaki devletlere yönelik şartlı bir kabul ediş var. Bu da dış politika. Ama bize neyi soruyor arkadaşlar? E, Türkiye'nin dış politikalı ilkeleri arasında yer aldığı söylenemez. O zaman 1 ve 3 dış politika diyoruz arkadaşlar. Fakat e, ee, ikinci öncülümüz iç politikayla ilgili halka yöneliktir içerideki diyoruz. Doğru seçeneğimiz B seçeneği olacaktır diyoruz. Balık kesir ve Alaşehir Kongreleri, Batı Anadolu'da faaliyet yürüten Kuvayi Milli Birlikleri'nin ihtiyaçlarının temin edilmesine yönelik kararı almıştır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Kongreler ulusal nitelikli kararlara imza atmıştır. Batı Anadolu'daki halk direnişi güçlendirmek istenmiştir. Kuvay Milliye Birlikleri'nin hukuk devleti anlayışına aykırı hareket etmeleri önlenmiştir. Evet birinci önünüz bakalım. Kongreler ulusal nitelikte kararları imza atmış mı? Balıkesir ve Alaşehir kongreleri. Ulusal demek arkadaşlar tüm yurdu ilgilendiren kararlar. Bakalım. Batı Anadolu'da faaliyet yürüten Kuvay Milliye birliklerinin ihtiyaçları. Tüm yurtta mı? Batı Anadolu'da mı? Batı Anadolu'da. O zaman arkadaşlar bu ulusal nitelikte değildir. Ulusal nitelikte olması için tüm yurdu ilgilendiren karar alması lazım. Buna ulaşılamaz. Batı Anadolu'daki halk direnişi güçlendirilmek istenmiştir. Evet onların ihtiyaçları ne yapılmış? Karşılanmak istenmiş. Batı Anadolu'daki doğru. Kuvayi Milliye Birlikleri'nin hukuk devleti anlayışına aykırı hareket etmeleri önlenmiştir. Yukarıda bununla ilgili herhangi bir bilgi var mı? Yok. Yukarıda sadece ulaşılabileceğimiz arkadaşlar ne diyoruz? Yalnız iki, B seçeneğidir diyoruz.